Evet, yeriden merhaba diyelim. Artık e, az önce de e, izledik, dinledik e, tanıtımda. Her cuma ertesi sizlerle birlikte olmaya çalışacağım. 20-30 dakikalık civarında bir yayın var. Ne mi olacak yayınımızın konusu? Tabii ki Eurovision Şarkı Yarışması'nın 2023 yılındaki bilgileri sizlerle paylaşacağım YouTube kanalımdan ve web sitemden de tabii ki Facebook ve Instagram hesabımdan da bu bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum değerli takipçilerim. Evet artık her cumartesi yeri geldiği zaman konuklarımızla yeri geldiğimiz zamansa tek başıma 20 30 dakikalık bir zaman diliminde sizlerle Şarkı Yarış Eurovision şarkı yarışmasının detaylarını paylaşmak istiyorum. Evet, hemen başlayalım. Eurovision şarkı yarışması 2003'ün e, katılımcı ülkeleri açıklandı. E, tabii ki az önce güncellenen bilgilerden sizlere bahsetmek istiyorum. Arnavutluk e, yarışmada var. 2023'te katılım kararını açıkladı. Sosyal medyadan haberler bölümümüz yine var. Orada detayları sizlerle paylaşacağım. Arnavutluk'un akabindeki diğer bir ülke ise Avustralya. Yine 2023 yolcusu. Avusturya'da e, 2023 yolcusu. Kıbrıs bu yıl yine yarışmada. Kararını erken açıkladı. Danimarka 2023'te yolcu olacak. Finlandiya olacak 2023 yolcusu. Almanya'da 2023'te yer alacağını belirtti. İsrail 2023 yolcusu olan diğer bir ülke Polonya'da kararını açıklayan ilk ülkeler arasındaydı. Hollanda ise bu yılki Belçika'nın her yıl ilk kez açıkladığı katılım kararını e, ünvanını elinden alan ülke oldu Belçika'dan bu e, şey e, ödül demeyelim bu her zaman yapılan hareket bu yıl Hollanda'ya geçti değerli takipçilerim Hollanda çok hızlı çıktı e, bu kez 2023 yarışmasında bekleyip görelim San Marino'da 2023'te ben de varım diyen ülkeler arasındaydı 2022'nin büyük sürpriz yapan ülkesi Sırbistan'da 2023 yolcusu. İspanya herhalde Chanel gibi bir başka kaliteli şov, performans, ses, güzellik hiçbir şeyi görür müyüz? Emin değilim ama Chanel'i Eurovision unutmayacak gibi Chanel kim diyecek olursanız 2022 İspanya temsilcisiydi. Değerli takipçilerim, İsveç'te bu yıl demeyelim 2023'te Ukrayna ile birlikte katılım kararını açıklayan ülkeler arasındaydı ve en son Arnavutlukla beraber katılım kararını açıklayan diğer bir ülkede Birleşik Krallık ya da İngiltere olduğu değerli takipçilerim. Evet. Bakalım Eurovision şarkı yarışması 2023 ile ilgili neleri sizlerle paylaşacağım. Bir Biliyorsunuz henüz e, ev sahibi şehir açıklanmadı. Maripul mu olacak? Ee, Ukrayna Başbakanı'nın açıklaması vardı. Maripul e, bu yarışmaya ev sahibi yapması gerektiğini inanç belirtti. Henüz net bir açıklama yok. Fakat yetkililerin toplantıları EBU'yla birlikte e, devam ediyor. Herhalde Haziran ayının sonunu bulur. Belki daha ilerleyen bir tarihte ev sahibi şehir açıklanır diye tahmin etmekteyim. Bir sürü tarih de var tabii ki. Nisan ilk kez bir Nisan ayından bahsedildi bu yarışmanın gerçekleşme tarihi. Nisan ayının son haftası. Çok zor bir ihtimal ee, benim tahminim Mayıs ayının ikinci haftasında yer alan Salı Perşembe Cumartesi hemen buradan e, yardım alarak gelecek yılın 2023'ün Mayıs ayının takvimini açmak istiyorum. Yani benim tahminimce 9-11-13 Mayıs e, olur 2023 için tarih değerli takipçilerim. Bununla birlikte sloganı çok merak ediyorum. Ukrayna'da gerçekleşirse bu yarışma ki sosyal medyada Ukrayna olacak gibi duruyor. Barış üzerine, insanlık üzerine bir tema olur, bir slogan olur. Savaş karşıtı sloganlar izleriz diye tahmin etmekteyim. Ama tabii ki bekleyip göreceğiz. Bununla birlikte katılımcı ülkelerin sayısını sizlere aktarmıştım az önce 16'ya e, çıkmıştı hemen kontrol edelim hatalı bir şey söylemek istemiyorum. E, en son bu kararı açıklayan Arnavutluk ve İngiltere'ydi Evet şu an itibariyle güncel bir veri 16 ülke Eurovision 2023 yolcusu e, olduğunu ...bildirdi EBU'ya... ...yani Avrupa Yayın Birliği'ne... E, ...fakat... ...2023 yol haritasının... ...nasıl olacağına dair... ...şu ana kadar üç ülkenin bilgileri... ...elimizde var... ...bunlardan biri Arnavutluk... ...yine geçmiş yıllarda olduğu gibi... ...son 3 yıldır yaptığı gibi... E, ...ulusal seçimle... ...kararını veriyor... E, ...Kıbrıs bir ilk... E, ...yapıyor... ...bu yıl... Altogether Now, Now adlı bir, bir yarışma e, programı var. Türkiye'de de birlikte haydi birlikte şarkı söyleyelim tarzında e, şarkımını şarkını söyle, evet şarkını söyle e, programını e, yapacak bu yıl Kıbrıs ve ilk kez kendi içinde değil e, kamuoya açık bir seçimle Kıbrıs 2023 temsilcisini belirliyor. Umarım e, kaliteli zaten bu yıl 2022'deki şarkı kaliteliydi. Fakat aksilikler yaşanmıştı. Provalarda da 2022'deki temsilci büyük finale çıkamamıştı. Ama şarkı çok sevilmişti değerli takipçilerim. Bununla birlikte Arnavutlu'nun şarkısı da büyük finale kalamadı ama e, yarışmanın resmi YouTube kanalında en çok izlenen bir klip oldu. Hatta ilk konuda yer aldı. Bu da dikkat çeken bir detaydı. Ve Hollanda ilk kararını açıkladı 2023 ile. Başvurular da başladı. Bunun yanında ulusal seçimle 2023 temsilcisini belirleyecek Arna Arnavutluk, Kıbrıs ve Hollanda. Mekleyip göreceğiz bizler de bu üç ülke dışında Ulusal seçimi hangi e, ülkeler yapacak? Onun bir haritası henüz açıklanmadı. Sadece bu üç ülkeyle ilgili bilgilerimiz var. Elimizde mevcut değerli takipçilerim. 2022 ise buradan belirtmek isterim. 161 milyon kişi izledi. Bu bilgiyi bir önceki yayında verememiştim. Bu yayına kısmet oldu. 161 milyon kişinin izlenmesi de e, iyi bir rakam e, değerli takipçilerim. 2023'e geri dönecek olursak Andorra e, yarışmada olmayacak diye açıklamalarda bulundu. Bizler de bekleyip göreceğiz bakalım Andorra yarışmaya tekrar döner mi dönmez mi? Evet, 2023 bu şekildeydi. Ee, tabii ki sosyal medyadan e, haberlerimiz az sonra sizlerle olacak. Ee, 2023 ile ilgili hemen notlarıma da kontrol etmek istiyorum. Katılım Kaç ülke katılacağını isimleriyle birlikte söyledik. Ulusal seçim yapacak 3 ülkeden bahsettik. Evet, e, yarışmanın resmi YouTube kanalında e, yani, takipçilerim bununla ilgili bir yazı da hatır, e, hazırladım. İlerleyen günlerde sizlerle birlikte e, paylaşacağım bu yazımı da. En çok izlenen 10 videoydu. Şu anda e, yarışmanın YouTube kanalı değiştirdi bu formatı. 20 şarkı e, yayınladı ve aylardır hatta yıllardır Rusya'nın 2020 temsilcisi olan Uno grubu tahtını kime bıraktı diye sorarsanız çok bariz bir şekilde tahmin ettiğinize inanıyorum. Ukrayna'ya bıraktı. Stefania en çok izlenen e, video. Olup şu sıralar Eurovision şarkı yarışmasının resmi YouTube kanalında ve 20 milyonu e, na neredeyse yaklaştı. Geçmişte olabilir hatta. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedim. Bunun yanında e, listede 2020, 21 ve 22 yılına ait şarkılar var ama 2022 yılına ait şarkılar çok daha fazla. Bu en çok izlenen listelerde listede dikkat çeken detay da İtalya'nın, İngiltere'nin, Birleşik Krallık'ın, İspanya ve Ukrayna'nın listede ikişer şarkılarının yer alması ee, bu da dikkat çekti benim açımdan en azından sizlerle paylaşmak istediğim ee, ilk üçü de paylaştım ee, sizlerle en çok izlenen Mayıs ayın için konuşuyoruz bu verileri en çok izlenen üç ülkenin performansı Ukrayna İspanya ve Birleşik Krallık değerli takipçilerim. Her ay güncelleniyor bu verilerde, de takip edebilirsiniz. Bu yazımızı da ilerleyen günlerde sizlerle paylaşacağım, kendi yorumumu da katarak tabii ki değerli takipçilerim. Bununla birlikte geçen hafta birkaç haber yayından sonra yaptığım yayından sonra birkaç haber yer aldı. İve Adamu'nun yarışmaya dönüp dönmeyeceğiyle ilgili bir makalem de var. İlerleyen günlerde sizlerle birlikte e, paylaşmak istiyorum. 2023'te Eurovision yolcusu olur mu? E, Kıbrıs'ı mı, Yunanistan'ı mı temsil eder? Merakla beklediğim bir isim. E, İvi Adam'ın kim diyecek olursanız 2012 yılı. Kıbrıs temsilcisi La 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 Love adlı şarkıyla temsil etmişti ülkesi Kıbrıs'ı. Geçen yıl teklif gitmişti fakat minik bir kızı oldu. Onunla ilgilenmek istediğini söylediği için yarışma teklifine katılmadı. Yani sıcak bakmadı diyelim. Bu bahara kaldı 2023'e kaldı bekleyip görelim. Keza e, Kalomira için de bunu merakla bekliyorum ve Evangelia da Amerika Amerikan asıllı bir şarkıcı Kıbrıs mı Yunanistan mı olur merakla beklediğim üç isim. E, tabii ki Eleni Freira'yı herkes biliyor bu yarışmayı yakından takip etme takip edenler Kılpayı Kıbrıs'a birinciliği kaçıran e, kaybet e, yani Kılpaya kalmıştı Birinci gelecekti Kıbrıs adına yarışmadaydı. Arnavut Asıllı e, bir yarışmacı. Bu yıl biraz zor gibi e, duruyor. Eleni Freyra'nın yarışmaya geri dönmesi nedenlerin en büyük nedeni bence yeni bir albümü yayınlandı. Onun büyük bir ihtimal tanıtım e, turnesinde olacak. E, bu sebeple Eleni Freyra da yarışmada olmaz. Sakis Ruvas da bence bu yıl yer almayacak gibi duruyor. Merakla beklediğim birkaç ülke de var. İsveç'i bekliyorum ama genelde en son açıklıyor. Azerbaycan da merakla beklediğim ülkelerden biri. Bakalım bakalım. E, merakla beklediğim ülkeler. İtalya'yı e, merakla bekliyorum. İkinci bir şans verir mi bu ülkeler? 2022 temsilcilerini, daha önceki temsilcilerini tekrar yarışmaya gönderir mi? Ee, bilemeyiz değerli takipçilerim bunları artık zamanla göreceğiz tabii ki yorumlar gelmeye başladı Pol TV bize hello dedi merhabalar Pol TV ee, hemen bizde de merhabamızı belirtelim hangi ülkeden e, bize mesaj yazdığını da e, belirtirse çok seviniriz ee, bu yüzden kısa bir İngilizce konuşma yapmak istiyorum. Hi Paul TV, if you write which country are you from, I will be glad because I want to mention about you in Turkish eh, on my program before. Thank you for watching us dear Paul TV. Evet teşekkür ettim kendisine bizi takip ettiği için ve hangi ülkeden yazdığını bize belirtirse yayında paylaşacağımı da belirttim. Evet. Sakis Ruvas, Eleni Freira gibi isimleri, iddialı isimleri Kıbrıs adına yarışır mı bilinmez ama bu yıl Yunanistan uzunca bir aradan sonra e, Amanday, sevgili Amanday'la birlikte üstün bir başarı elde etti ve ilk beşe girdi yanlış hatırlamıyorsam. Tabii ki geçen yılki Stefan, Stefania Stefana'nın da, Stefana nın da e, güzel bir performansı vardı. Last dance, son dansı vardı sahnede. O da 10. sırada yarışmayı tamamlamıştım. Evet, merakla beklediğim Azerbaycan, İtalya demiştim, İspanya demiştim. Hatta Chanel'i e, ikinci kez gönderir mi ülke bilinmez. İngiltere'nin de bu yılki temsilcisini merakla bekliyorum değerli takipçilerim. Ve tabii ki en çok merak ettiğim bir konu. Acaba Türkiye yarışmaya geri döner mi? Bekleyip görelim bakalım. Türkiye'nin yarışmada olup olmayacağını biraz e, siyasi e, Olaylar mevcut ülkede şu sıralar değerli takipçilerim belki bu 2023 değil de ilerleyen yıllarda netleşince e, her şey ekonomik ekonomik açıdan rahatlayınca ülke gönderebilir. Eğer, eğer gerçekten geri dönme kararı alırsa merak ettiğim konu acaba Türkiye'yi kim temsil edecek? Bunu ben de merakla bekliyorum. Son zamanlarda ise Eurovision temsilcisi, Türkiye Eurovision temsilcilerinin, sanatçılarının e, yoğun bir konser programları da var. Onları da yakından takip e, ediyoruz. Sevgili Sertap Erener'in konseri var. Mor ve Ötesi inanılmaz derecede bir konser verdi. Türkiye'de e, değerli takipçilerim. Evet, 2023 ile ilgili. Bu arada Türkiye'nin yarışmaya döner mi dönmez mi makalesini de sizlerle paylaşacağım ee, www.abouteurovision.com .ab adlı sitemde. Evet, Pol TV'den ses çıkmadı. <laughs> Kendisine tekrardan teşekkür edelim bize mesajlarını aktardığı için. Ee, 2023 ile ilgili aktaracaklarıma son bir notlarıma bakmak istiyorum. Değerli takipçilerim, tarihi söyledim, söylemiştim, tarihten bahsetmiştim. Ev sahibi şehirden bahsetmiştim sizlere. Onlar daha netleşmedi. 16 ülkenin katılacağını, Ukrayna'da olup olmayacağının bilgilerini sizlere aktardık. Bunun dışında tabii ki ulusal Seçimlerin başlayacağını da aktardık sizlere. Evet, şimdi ise sosyal medyadan haberlerimize bakalım. Neler var e, sosyal medyada? Hemen bir kontrol edelim Eurovision şarkı yarışmasıyla ilgili Rusya ile ilgili bir karar vardı. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Avrupa Yayın Birliği bir karar alarak e, değerli takipçilerim. ...tam haberi bulmak istiyorum, ee, yanlış bir bilgi vermek istemiyorum sizlere... ...yayın hakkıyla ilgili bir haber geri aldığını e, belirtti Avrupa Yayın Birliği Rusya'nın... ...hemen detayları sosyal medya ve notlarıma bakarak e, sizlere aktarmak istiyorum... Bu arada e, 2022 temsilcilerinin e, single'ları da e, yayınlanmaya başladı. Evet, sosyal medyadan haberlerimizi aktarmaya başlayalım. Avrupa Yayın Birliği Rus yayıncılarının üyeliğini resmi olarak askıya aldı. Bu da demek oluyor ki Rusya büyük bir ihtimalle 2023 yolcusu olmayacak gibi. Bunun dışında... E, Aba grubunun da konserleri devam ediyor. Kaluş Orkestrası'nın yani 2022'nin kazananının ödülü ve pembe şapkasının açık artırmadaki değeri tam 900 bin dolar. E, bu satış Berlin'de gerçekleşti, Almanya'da gerçekleşti. Akıllara acaba Almanya'da mı olacak bu yılki 2023'teki yarışma? Bu yüzden mi Almanya'da satışı yapıldı? Merakla bekliyorum ve grup e, ülkesine bağışladı bu parayı. Bu arada e, Manga grubunun sahne karyografisini hazırlayan koreografisle Jin Cleary ile bir sohbetimiz oldu sosyal medyada. Röportaj talebimi ilettim. Kendisi ne e, kabul etti şu sıralar yoğun olduğunu ilerleyen günlerde bana soruların cevaplarını döneceğini belirtti. Kanalımda da değerli takipçilerim sizlerle bu röportajı paylaşacağım. Tabii ki sosyal medyalarda e, yer alan bir diğer haberi de yayınımızın başına belirttik. Kıbrıs e, açıkladığı yaptığı açıklamada All Together Now benimle söyle adlı bir şarkı programıyla 2023 temsilcisini belirleyecek bunu belirtti tabii ki şu sıralar yaz mevsimi olduğu için e, temsilcilerin klipleri yayınlanmaya yeni albümleri çıkmaya başlıyor. Chanel ile Eleni Freyra'nın bir sahne performansı olacaktı Haziran ayı içerisinde, bu ay içerisinde. Fakat Med Awards müzik ödülleri var her yıl gerçekleşen Atina'da, Yunanistan'da. Bu yıl Chanel'in ilk katılacağı açıklandı. Sonrasında ise değerli takipçilerim bu haber yalanlandı. Chanel bu ödül törenine katılmayacak dendi. Bununla birlikte Birleşik Krallık'tan Sam Raider'ın şarkısı halen daha trend topiklerde Twitter'da değerli takipçilerim. İsveç'in de yarışmaya katılacağına dair haberler var. Bazı bilgileri geçiyorum. İspanya'da az önce bir, düşen bir bilgi. İspanya'da Ulusal seçimle 2023 temsilcisi neyi belirleyecek ülkeler arasına girdi yeni bir bilgi. Bu arada 2022 Eurovision temsilcisi Portekiz'in Maro ülkesinde büyük bir başarı elde etti ve altın sertifika ödülünü almaya layık görüldü. Bununla birlikte Ukrayna'dan bir diğer siyasi isim açıklama yaparak Eurovision'un Ukrayna'da düzenlenmesi gerektiğine dair hiçbir şüphem bulunmuyor dedildi. Ve bence 2022'nin güzel bir şarkısıydı. Benim en beğendiğim şarkıydı. Wit var. Wit birincisi geçen yılki temsilcisi Alina Paş'tı. E, biliyorsunuz bir açıklama yaparak 2022 yılındaki yarışmadan geri çekildi fakat yaptığı son açıklamada Kırım'a sahte giriş belgemden dolayı yalan söylediğim şeklinde bir açıklama yaptı ve herkesten özür diledi. Bu açıklamadan ardından acaba Alina Paş 2023 temsilcisi mi olur merakla bekliyorum e, bence olur ve belki tekrar bir birincilik gelir aynı ülkeye Bununla birlikte e, değerli takipçilerim 2023'e dair sosyal medyada ve e, bilgiler böyleydi fazla bir bilgi yok şu sıralar Zaten yayınımızın da sonuna geliyoruz e, yavaş yavaş sizlerle paylaşmak istediğim videom var mı diye bir bakalım. Geçen hafta paylaşmıştım zaten ee, sevgili Konstantinos Hristoforuyla Eurovizyon'un anlamını e, sormuştum kendisine sosyal medyada. Onunla ilgili evet bu röportajı izleyelim. Sonrasında artık veda için burada olacağız.

Evet, yavaş yavaş artık birlikteliğimizin sonundayız değerli takipçilerim. 2023 yılına dair e, bilgileri sizlerle paylaştık şu ana kadar elimizde olan. Tekrardan özet geçelim. Bu iki yarışmanın tarihi ve ev bir şehri henüz net değil. Ama net olan tek bir şey varsa 16 ülke e, yarışmada yer alacağını açıkladı. 3 ya da 4, ülkeye, 4 ülkede ulusal seçimle 2023 temsilcisini belirleyeceğini aktardılar. Bu bilgileri sizlerle paylaşmış olalım. Bundan sonra her cumartesi de değerli takipçilerim sizlerle birlikte olacağız. Tabii ki... Evet bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, Youtube kanalımda bir anket var. Son 10 yılın başarılı şarkıları var. 2012-2022 yıllarına ait. İlk veriler bunlar. Ee, Eurofya İsveç'in 2012 temsilcisi ee, sevgili Loren. Az önce baktım yayın öncesinde. Burada 3 oy gözüküyor ama orada daha fazla bir oy var. 30'a yakın bir oy var. Ee, bu şu anda lider ikinci sırada İtalya'nın 2021 temsilcisi Maneskin yer alıyor. Ee, çabucak şu andan bir bakalım bakalım. Üçüncü sırayı tam hatırlamak ee, hatırlamadım ama e, hemen sizlere aktarmak istiyorum. Üçüncü kim şu sıralar? Sitede yer alan bilgilere göre anketimize katıldığınız için de teşekkür edelim. Hemen şuradan verileri açtım. Şu anda 2012 İsveç temsilcisi Loren ilk sırada. İtalya'nın 2021 temsilcisi Maneskin 2'de. E, Hollanda 2019 e, temsilcisi Arcade adlı şarkıyla benim sistemle başlattığım ankette üçüncü sırada yer alıyor. Evet tek ekran. Evet artık birlikteliğimizin sonundayız. Ee, çok teşekkür ederim beni hem YouTube kanalımdan, hem Daily Motion kanalımdan, hem de web sitemden, sosyal medyamdan Facebook ve Instagram hesaplarından takip ettiğiniz için. Çok çok teşekkür ederim. Haftaya cumartesi bir aksilik çıkmazsa canlı yayın değil belki bir band yayınla karşınızda olurum. Tekrardan görüşünceye dek kendinize iyi davranın.